Herkese selam, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere sınav haftamın nasıl geçtiği hakkında bir video çekeceğim. Çünkü sınav haftasında vlog çekemedim size. Gerçi sınav haftamız zaten bitmedi. 3 sınav daha var olmam gereken ama onlar da bir sonraki haftaya sarktığı için. Ya benim için sınav haftası bitti çünkü bir haftayı kapsamayacak yani. Sınav haftası vlogu çekemememin temel sebebi okulda video çekemiyor olmam. KVKK kanunundan dolayı. Onu da bana çok soruyorsun neden okulda vlog gelmiyor falan diye. Bu yüzden arkadaşlar. Okulda vlog çekemiyorum ve eve gelince de ders çalışıyorum zaten. Çünkü biliyorsunuzdur eğer izlediyseniz benim sınav haftası vlogları hep okulda geçer yani. Sınava gireriz çıkarız yok nasıl geçti şimdi çalışıyoruz falan. Öyle geçer. O yüzden yani evde de pek çekesim gelmedi açıkçası. Kaldı ki odam aşırı dağınıktı yani. O yüzden pek video çekilebilecek bir ortamım yoktu. O yüzden ben de çekemedim ama maşallah diyeyim tüm sınavlarım neredeyse çok güzel geçti. İlk olarak bizim sınav haftamız salı günü başladı. İlk işte salı günü psikoloji ve felsefe sınavları vardı. Açıkçası ben çok şey yapamadım. Çok iyi anlayamadım felsefe ve psikolojiyi. Çünkü yani pek beni çeken dersler değil. Ama ona rağmen çok güzel geçti. Nasıl çalıştım? Şöyle önünüzü açıyorsunuz fasikülünüzü artık dersinizi nereden işliyorsanız. Kendi anladığınız şekilde not alıyorsunuz. Ama orada yazanı değil. Mesela atıyorum şu kadar yani bir sayfa ya şu kadarlık şu kadarlık bölmelere ayırmışlardır muhtemelen bilgileri. O bölümü okuyun mesela bir tanesini okuyun. Oradan anladığınızı hop nota yazın. Hani bir sayfa okuduktan sonra ne anladığınızı değil de çünkü o zaman yani bir şeyler hatırlamanız çok zor olur. Bir paragrafı okuyun, anladığınızı geçirin. Sıradaki paragrafı okuyun, anladığınızı geçirin. Ben felsefe ve psikolojide bu yöntemleri uyguladım. Tabii illaki hani tamamen geçireceğiniz yerlerde olacak. Çünkü bazen her şeyi kısaltamıyorsunuz yani doğal olarak. Ama hani temel olarak bunu yapmaya özen gösterim bence. Çünkü çok işe yaradı bende. Onun dışında kesinlikle en işe yarayan maddelerden bir tanesi sınav öncesi o yarım saatlik o ara. Orada böyle herkes birbirine bilgileri böyle bir anda yüklüyor. Biraz böyle kafa karıştırıcı olsa da en sonunda bir şeyler aklınızda kalıyor yani. En azından bende öyle oldu. O yüzden eğer böyle bir imkanınız varsa teneffüslerde mutlaka arkadaşlarınızla konuşarak çalışın. Kendi başıma çalışacağım demeyin. Çünkü yani en azından bende öyle oluyor yani. Eğer bana benziyorsa çalışma stilleriniz kullanabilirsiniz. Arkadaşlarınızla çalışın. Çünkü sizin göremediğiniz bir şeyi onlar görebilir. Sizin akıl edemediğiniz bir şeyi onlar akıl edebilir. Ya da atıyorum çok komik bir şey söyler o bilgiyle ilgili ve o bilgi aklınızda kalır yani. O yüzden bence interaktif çalışmalar daha verimli oluyor benim için. Öyle bir tavsiye verebilirim. Sonra diğer gün tarih ve coğrafya vardı. Anladığınız gibi TM'yim bu arada. Tarih ve coğrafyam, tarihim çok güzel geçti. Yani inşallah bir yüzümsü bir şey bekliyor beni. Coğrafya biraz daha zordu. Tarihte kesinlikle çok tekrar yapmanız gerekiyor. Yani oturup mesela bir saat her gün tarih çalışın demiyorum. Ya da 3 günde bir saat tarih çalışın demiyorum. Ama sizin o bilgileri bir şekilde bir yerlerden duymanız gerekiyor. Bir anda oturup çalışınca o kadar verimli olur mu bilmiyorum. Yani son güne bırakılırsa o kadar da iyi bir sonuç almayabilirsiniz belki. Hani yüzlük bir kağıda ulaşamazsınız en azından öyle diyeyim. Ama siz bu bilgileri atıyorum konu işlendi. Dershaneniz varsa dershane mesela. Dershane benim o konuda çok işime yarıyor. Çünkü okulda öğrendiğim bilgiyi bir daha anlatıyorlar. Sonra üstüne arkadaşlarımızla mesela soru çözüyoruz. Bir daha konuşuluyor. Okulda işte birbirimize soru soruyoruz. Bir daha oluyor. O yüzden hani dershane açıdan benim çok işime yarıyor. Özellikle böyle sözel derslerde. Çünkü sürekli bir şeyler duyuyorum. O yüzden ne yapabilirsiniz? Mesela bir gün oturun yarım saat bir tarih konu anlatım videosu izleyin. O bilgi sizin kafanızda dönsün en azından. Ne bileyim o Ferhat Paşa Antlaşması'nı mesela hatırlayın yani. Çünkü ben hani şöyle kendimden örnek vermem gerekirse. Geçen sene mesela tarih dersini çok iyi dinliyorum. Çok odaklanarak dinliyorum. Ama 2 gün sonra tekrar etmedikten sonra yok abi yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Mesela bizim tarih derslerimiz arasında 2 gün vardı. Bir tanesi salıydı, bir tanesi perşembeydi. Salı günü full odakla dinliyordum dersi. Sıfır tekrar, sıfır bir geri bakma. Yok perşembe günü hiçbir şey hatırlamıyorum. Hoca soruyor, yok hani. O yüzden geçen seneden de bu tecrübeyi edinmiş olduğum için diyorum ki mutlaka kendinize hatırlatın bunları. Ne bileyim mesela post-itler yapıştırın. Kesinlikle bu tarihte en çok işe yarayan şey. Son güne de bırakırsanız bir anda çok fazla bilgi yüklemiş olursunuz. O yüzden hani ilerleyen zamanda da hatırlamazsınız o bilgiyi muhtemelen. Hani size bir kazancı olmayacak. Muhtemelen not olarak da çok aşırı yüksek bir not olmayacak. O yüzden gerek yok arkadaşlar. Ne kendinizi yorun ne
Yani ne kendinizi yorun. Yani kendinize hatırlatmaya çalışın. Ya yani 10 saattir de aynı şeyi anlatıyorum. Hatırlatın yani. Coğrafya hakkında ne gibi bir tavsiye verebilirim size? Yani açıkçası coğrafyaya pek çalışmadım bu sınav haftasında. Kendim ettim, kendim buldum. Ama yani kötü de geçmedi bu arada, ne kendim buldum da yani. Yani çok daha iyi geçebilirdi. Coğrafyada da tarihle aynı tavsiyeyi vermem gerekecek. Çünkü ya arkadaşlar bunlar tamamen ezber dersler yani. Ha bir devletin nasıl kurulduğunu ezberlemişsiniz. Ha bir yerdeki kayaçları ezberlemişsiniz. Yani iki türlü de kapı aynı yere çıkıyor. Sürekli hatırlatacaksınız kendinize. Ama coğrafyada geçen sene benim en çok işime yarayan şey kodlama bulmaktı kesinlikle. Bu sene yani ben 11. sınıfım şu an. Hani bu sene o kadar kod bulacak şey yok ama geçen sene o kadar çok vardı ki. Şu an çoğunu hatırlamıyorum. Yani kodlamaları hatırlıyorum ama ne başlığı altında falan hiçbir şey hatırlamıyorum. Mesela geçen sene en çok hatırladığım şey Löz, Kumul, Barkan. Bunlar rüzgara bağlı birikinti şekilleri miydi? Öyle bir şeydi, bilmiyorum. Bilenleriniz varsa aşağıya yazsın. Ben şu an pek hatırlamıyorum ama o zamanlar çok aklımdaydı yani. Coğrafyadan kaçan 95 bin öyle bir şey almıştım o sınav. Yani mümkün olduğunca çok kodlama bulmaya çalışırsanız sizin çok işinize yarar. Bu kodlamayı da hemen nereye bağlayacağım? Ertesi günkü şeye bağlayacağım. Türk Kültür Medeniyet Tarihi sınavına. Orada da bir güzel özetimi yazdım, çalıştım, okudum, ettim falan. Sonra o hemen sınav öncesi o yarım saatlik arada bir anda Adadeniz'le çalışıyorduk sınıf arkadaşım. Bir anda bana tüh be diye bir kodlama söyledi ve hani o tüh be kodlamasını oluşturan şeyleri yemin ederim hatırlayamıyordum. Yani hepsini biliyorum teker teker ama başlığını sorsam, ki hoca öyle sordu. Yok söyleyemem, sayamam yani. Bana öyle oluyor genellikle. Hani her şeyi biliyorum ama başlıklarını bilmediğim için diye kalıyorum yani. Neyse. Adon söyledi. Tamam, sınavda direkt şöyle baş harflerinden tüh be yazdım ve doldurmaya başladım. Yani o yüzden kodlama çok çok önemli bence. Ya ben kesinlikle kodlamalarla anlayan bir insanım. Onu biliyorum artık yani kendimde. O yüzden arkadaşlar kodlama yapmayı unutmuyoruz. Eğer böyle isterseniz 11. sınıflar seneye, aman ne seneye, bir sonraki sınav haftasına, keşke bir sonraki sınav haftası seneye olsa da. İsterseniz böyle kodlamalı bir video çekebilirim size. Böyle kendi yaptığımız kodlamaları size anlatabilirim. Eğer istiyorsanız da aşağıya yazabilirsiniz. Bence biraz eğlenceli olur çünkü bizim kodlamalar güzel oluyor yani. Aa, din ve matematik sınavlarını unuttum. Matematikten 90 aldım mı? Aldım arkadaşlar. Normalde ben 90'ı matematikte en son ne zaman aldım biliyor musunuz? 9. sınıfın ilk sınavında aldım. Sonra da bir daha asla lise hayatım boyunca 90 notunu görmedim. 9'la başlayan herhangi bir not görmedim. Şanslıysam 8'le başlayanları gördüm ama bu sefer 90'a yine ulaştık. Şimdi matematik hakkında kendime artık tavsiye vermeye yetkin görüyorum. Çünkü harbiden çalıştım yani bu sefer. Bir önceki matematik sınavlarında ben size ne yaptığımı hemen söyleyeyim geçen senekilerde. İşleniyor konu. Ödevleri yapıyorum. Allah'ın emri yani, bir zahmet yap onu da, haftada bir tane. Ödevi yapıyorum. Bir daha da matematik hakkında o hafta hiçbir şey yapmıyordum. Asla tekrar etmiyordum. Yani mesela geçen sene ben matematikten hiçbir soru bankası bitirmedim. Öyle diyeyim size yani. Tek tük çözüyordum. Sonra sınav haftası geliyor. İşte son bir hafta kalmış. Duru harıl harıl anlamadığı konular hakkında matematik çözmeye çalışıyor. Çözemediği için ağlıyor, morali bozuluyor. O moral bozukluğuyla yapamayacağım diye girip sınava giriyor. Yapamıyor. Bu kadardı. Ya yine bu arada yapamıyor dediğim de 60 küsürlerden, hani o kadar aşağılara inmiyorum da yine de yani 60 da çok okey bir not değil benim için açıkçası. Çünkü daha fazla yapabileceğimin farkındayım ama kendim yapmıyordum yani. O yüzden de matematik hakkındaki tek tavsiyem soru çözün. Soru çözün abi. Hani soru çözmenin size hiçbir eksi getirisi olmayacağına ben burada hani kefilim. Şöyle bir dipnot daha geçeceğim. Zor sorular çözün. Ya benim dershanem sağ olsun hani insanın hevesini ultra kaçırıcı derecede zor sorular sorduğu için ödevlerde. Hani ben ona alıştım. Hala şu anda matematiğe çok yoğun bir şekilde çalışmıyorum ama sadece sık bir şekilde çalışıyorum. En azından hani ne işlendiğinin ya da neyi anlayıp anlamadığımın farkındayım yani. Ve bu bana çok büyük bir avantaj sağladı sınavda. Aynı zamanda zor sorular gördüğüm için de bir süre sonra artık kolay sorular ya da ne bileyim orta seviye sorular bana kolaymış gibi gelmeye başladı. O yüzden de o mentaliteyle girince, çünkü hani ne sorular görmüşsün sen ödevlerde. Orada bir öyle orta segment bir soru olabilecek ya da ne bileyim zor ama az işlemli olacak bir soru görünce otomatikman da bu kolaydır, ben yaparım diye girdim sınava yani. Hatta şöyle de bir bilgi vereyim. Matematik sınavından bir gün önce ben çalışamadım matematiğe. Hani diyorum ki bildiğimi hissediyorum, ne çalışacağım? Hani bu saatten sonra test kitaplarındaki soruyu çözsen ne olur, çözmesen ne olur? Zaten ertesi gün sınava gireceksin yani. O yüzden matematiğe de çok çalışmadan girdim açıkçası. Çünkü ama bunun nedeni şey değil ya, ben çalışmadan da yapıyorum falan değil yani. Zaten matematik sınavından önce çalışacağım kadar çalışmışım, anladın mı? Hani
elimden geleni yapmışım. O yüzden bir daha çalışma ihtiyacı duymadım yani. Dinin hakkında çok anlatacak bir şeyim yok açıkçası. Okuduk, ezberledik, girdik. Onun dışında edebiyat vardı. Edebiyatta bu sefer şey, sizde de öyledir muhtemelen. Dinleme, konuşma ve klasik sınav. Konuşmam güzel geçti. Realizmi anlattım. Dinlemem de çok güzel geçti. Bu kimindi o hikaye? Ömer Seyfettin desem çok mu sallamış olurum? Ömer Seyfettin'miş. O hikayenin dinlemesini olduk. Onların ikisinden de tam puan aldım herhalde. Yani konuşmadan tam puan aldım da dinleme hala açıklanmadı. Onların ikisi tam puandır diye hayal ederek 30 puan zaten cepteydi. 70 puanlık da bir sınava girdik. O da güzel geçti açıkçası. Yani max bir 10 puanım falan kırılır herhalde. Yani inşallah öyle düşünmek istiyorum. O yüzden ondan da bir 90 aldım diye hemen bir hayal ediyorum açıkçası. Bu arada bakalım açıklanan sınav var mı? Hiç zannetmiyorum ama. Yok arkadaşlar, site açılmıyor, anlamadım. Başka hangi ders kaldı? Edebiyatta da yazar eserde arkadaşlar, hani kodlamadan başka hiçbir çareniz yok. Hani çok ciddiyim. Milyon tane yazar eser var. O yüzden de paşa paşa ezberleyeceksiniz ama hani onu da normal bir insanın kesinlikle atıyorum işte dağa çıkan kurt Halide Edip bilmem ne falan diye hepsini böyle ezberlemenizin imkanı yok yani. İlla bir şekilde kodlama yapacaksınız. Ne bileyim, şarkı yapın, kodlama yapın. Biz kodlamayla hallettik bu sınavı da. Ya ben bir ne yapsam, kodlama videosu mu çeksem size ya? Çok güzel olur bence. İstiyorsanız harbiden yazın. Öyle yani, edebiyatı da bu şekilde hallettik ve şimdilik girdiğim sınavlar zaten bu kadardı. Kalanlar da geometri, İngilizce ve seçmeli edebiyat. Bu tanzimat bilmem ne falan. Geometriden zaten hiçbir korkum yok. Yani muhtemelen o gün İngilizce de var. Direkt İngilizce çalışıp girelim. Yani çünkü geometriye de dediğim gibi matematikte çalışacağım kadar zaten çalıştım. Max 1-2 kuralı tekrar ederim, öyle de girerim. Onun dışında İngilizceye nasıl çalışacağım arkadaşlar? Hikayeler okuduk. O hikayeler hakkında sorulardan sorumluyuz. Tüm hikayeleri bir baştan aşağı bir 15 kere falan okuyacağım herhalde. Başka pek bir seçenek göremedim. Onun dışında seçmeli edebiyata da edebiyata nasıl çalıştıysam öyle çalışacağım. Yani zaten seçmeli edebiyata da biliyorum çünkü onu da çok tekrar ettim şimdiye kadar. Öyle yani, benim sınav haftam bu şekilde geçti. Size de böyle kendine açtığına tavsiyelerimi vermiş oldum. Umarım sizlerin de işine yarar, hoşuna gitmiştir bu video. Sizleri çok öpüyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.